Bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle hoya çiçeğindeki böceklerden nasıl kurtuluruz, ne yaparız, nasıl bir bakım yaparız onlarla ilgili bir video hazırlamak istedim. Gördüğünüz gibi hoya çiçeğimiz böceklendi, şirin oldular. Şöyle göstereyim. Yani hastalandılar arkadaşlar. Malum hava şartlarından dolayı da bu hastalıklar çiçeklerimizde olabilir. Ben kalonşalara bakım yapacağım diye hoya çiçeğimi ihmal ettim arkadaşlar. Nasıl olsa kendi haline büyür diyerekten bıraktım ama bırakmamam gerektiğini de hastalandıktan sonra öğrenmiş oldum arkadaşlar. Sizler de bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Bu böcekleri nasıl yok ederiz? Neler yaparız? Hoya çiçeğimizi nasıl kurtarırız? Buna bir kür hazırlayacağız şimdi. Hem de evde bulunan malzemelerden hazırlayacağımız bir böcek ilacı olacak arkadaşlar. Bunu bütün bitkilerinize verebilirsiniz. Benim de hoya çiçeğim görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sarı sarı böcekler, şöyle yaprak altlarında şirinler oldu. Şöyle göstereyim nasıl yoğun bir şekilde sürgünlerine, en taze yerlerine yer ettiğini de sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi vahim bir durumda. Şimdi evde hazırlayacağımız bir ilacı birlikte hem yapacağız hem de bitkilerimizde denemiş olacağız arkadaşlar. Sizler de bu şekilde görün istedim. Hadi o zaman mutfağımıza gidelim ve kürümüzü hazırlamaya başlayalım. Evet, evde doğal böcek ilacımızı kendimiz hazırlayacağız. Hiçbir maliyeti yok arkadaşlar. Zaten bunların hepsi de evimizde mevcut arkadaşlar. Şöyle bulaşık deterjanımız var. Sirkemiz var. İster üzüm sirkesi isterseniz de elma sirkesi fark etmez. Bir de toz şekerimiz var arkadaşlar. Bir de 1 litre de normal suyumuz var. Şimdi hemen karışımımızı hazırlayacağız. Şöyle önce şekerden başlamak istiyorum. 1 yemek kaşığı toz şekeri bu şekilde suyumuza ilave edeceğiz. Ve hemen arkasından bulaşık deterjanımızı, 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanımızı da suyumuza ilave ediyoruz. İnanın arkadaşlar benim sürekli kullanmış olduğum bir tarif bu. Sizler de yapın. Çok da memnun kalacaksınız. Şöyle bir çay bardağı da sirkemizi bu şekilde suyumuza karıştırıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Tam hepsi çözelene kadar bu şekilde karıştıracağız. Gördüğünüz gibi kaşıkta kalmayacak deterjanımız. Güzelce karıştırıp bir püskürtme aparatına dolduracağız. Ve böcekli, böceksiz bütün bitkilerimize bu karışımı da vereceğiz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi ben kalonşalarımı haftada bir veriyordum. Mum çiçeklerimi unutmuşum. O da bana ders oldu aslında. Bu şekilde nasıl böceklerin de yok olduğunu sizlerle birlikte göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi güzelce karışımımızı karıştırdım iyice. Şimdi bir aparata, püskürtme aparatına karışımımızı dolduracağız. Evet, şöyle bir honi yardımıyla püskürtme aparatıma karışımımızı güzelce dolduralım. Evet sevgili takipçilerim, bu şekilde ağzını kapatıp güzelce bütün çiçeklerimize vermek üzere balkonumuza gidelim. Evet,
şöyle fıs fıs yardımıyla bir güzel böcekli böceksiz her tarafına karışımımızı verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde veriyorum. Ertesi günü buradaki böceklerimizin son durumunu da sizlerle paylaşacağım. Bakalım işe yaramış mı, yaramamış mı? Hiç korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde zararı olmuyor bitkilerimize. Bu şekilde her tarafına bitkilerimizin uygulayalım. Özellikle böcek olan şöyle uçlarına bayağı bir verelim. Dediğim gibi daha sonra yani bir gün sonra da beraber nasıl olduklarını kontrol edeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Sizlerle de paylaşmak istedim. Ben zaten sürekli yapıyorum. Faydasını görüyorum. Siz sevgili takipçilerimde de görün istedim. Hem de dediğim gibi evinizde bulunan malzemelerle tamamen organik bir şekilde hazırladığımız ilaç arkadaşlar. Bunun bütün bitkilerinize de uygulayabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim, ben şimdi bütün bitkilerime bunu vermek istiyorum. Ertesi günü sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Bakalım böceklerimizin son durumu ne olacak? Evet arkadaşlar, ilacımızı verdikten tam bir gün geçti. Ertesi gün yani ikinci günde neler oldu çiçeğimizde bir bakalım istedim birlikte. Hani verdiğimiz ilacın faydası ne kadar iyi, ne işe yarıyor sizlerle de göstermek istedim. Evet şöyle göstereyim. Bütün böcekler bu şekilde ölmüş arkadaşlar. Yani ilacımızın hem organik hem de ne kadar işe yaradığını sizlerle paylaşmak istedim. Bakın o böceklerin hepsi de ölmüş gitmişler arkadaşlar. Yani ilacımız gerçekten çok faydalı. Şöyle göstereyim. Bütün uçlardaki o sarı sarı böceklerimiz kömür haline gelmişler. Yani ölmüşler. Allah rahmet eylesin diyorum. Bir daha da bize bulaşmasın bitkilerime. Bulaşmasın diyorum. Evet şöyle göstereyim. Bakın buradakiler de ölmüşler. Şöyle siyah siyah kömür haline dönüşmüşler. Evet sevgili takipçilerim. Hemen buradakini de göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi kömür haline dönüşmüş. Evet gördüğünüz gibi organik gübremiz bu kadar güzel işe yarıyor bitkilerimize. Sizler de bu ilacı yapıp haftada bir bitkilerinize verebilirsiniz. İnanın etkisini de sizlerle paylaşmak istedim, göstermek istedim. Evet sevgili takipçilerim, bu ilacı ister bitkilerinize, ister çiçeklerinize, domatesinize, biberinize, patlıcanınıza yani böceklenen şirin olan bütün bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde uyguluyorum. Dediğim gibi unuttum arkadaşlar. Normalde haftada bir kere çiçeklerime veriyorum. Kalonşalarıma özellikle veriyorum. Fakat mum çiçeğimi unuttum. Aklıma gelmedi hani bu denli böcekleneceği. O yüzden hemen verdim ve son halinde sizler de gördünüz. Beni buraya kadar dinleyip izleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Tamamen organik yapabileceğiniz bir şirin ilacı, böcek ilacı, unlu bit ilacı sizlerle paylaştım. İnşallah da faydasını sizler de bitkilerinizde görürsünüz. Yeni videolarımda yeni çiçekli günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.